Zeytinburnumuzun ebedi sakinlerinden, çok kıymetli birisinin, Türk kültür hayatımıza çok büyük katkıları olmuş birisinin kabri başındayız. Nuri Arlasez'in bugün ölüm yıl dönümü. Nuri Arlasez gerçekten çok müstesna bir şahsiyet. Bir konuşmasında kendisi "Allah beni bu işlerle görevlendirdi" diyor. Gerçekten hepimizin hayatında Allah'ın bazı hususlar için görevlendirdiğine inandığımız insanlar olur. Onlardan birisi de Nuri Arlasez. Yazma Kur'an, işleme, ferman, beraat, hilye gibi özellikle o dönem ortaya düşmüş, yok olacak, kaybolacak veya çok yüksek paralarla yurt dışına gitme ihtimali olan yazma Kur'an'ları toplamakla geçirmiş. Neredeyse yemeyip bütün birikimini, varlığını bu bahsettiğimiz yok olmakta olan eserlerimizi toplamak üzere harcamış. Ömrünün sonuna doğru da topladıklarını Süleymaniye Kütüphanesi'ne, Topkapı Sarayı Müzesi'ne ve İrsika'ya bağışlamış. Öyle ki Süleymaniye Kütüphanesi'nin en büyük bahçesi olduğu söyleniyor topladığı eserlerle. Fotoğraf çekmiş, İstanbul'un son dönemini fotoğraflamış. Fotoğrafları İrsika'da şu anda. Yine Topkapı Sarayı Müzesi'ne işlemeleri bağışlamış ve 11 Temmuz 2000 yılında bu dünyadan göçmüş birisi Nuri Arlasez. Unutulmak üzere olan biyografisini yazdığı için Beşir Bey'e minnet borçluyuz. Ve elbette Nuri Arlasez'e de minnet borçluyuz. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun.